yaptım hatırladım diyor. Hı. Rüyayı hatırlatıyor, anlatıyor, tarif ediyor falan filan derken ondan sonra bu Dalyan peygamberinin sonradan herhalde bir ters düşme oluyor. Ters düşünce de Dalyan peygamberi alıyor, aslanların içine atıyor. Hı. Aslanlar da yani aylarca ya da işte günlerce aç kalmış aslanlar. Ancak Dalyan peygamber tabi Allah'ın çok sevgili bir kulu peygamberi olduğu için aslanlar hiç ilişmiyor. Hı. Kedi gibi geliyorlar yanına yatıyorlar ama hiç zarar vermiyorlar. Maşallah. Şaşırıyorlar evet. Tabii ki. Ondan sonra çok da bereketli bir insan gittiği yerlerde. Böyle yerel krallar varmış, tamam mı? O yerel krallardan bir tanesi diyor ki ya bu namını çok duyduğu Dalyan peygamberi o genci diyor bizim diyor memlekete Tarsus'a gönderir misiniz diyor. Tarsus'a gönderiyorlar. Orada büyük bir bereket oluyor bu peygamber geldiği için. Gerçekten de Çukurova şenleniyor. Bir mevsimde yani bir senede 3 kere şey alıyorlar, hasat alıyorlar falan filan derken sonra orada da vefat ediyor. Sonrasında bunu tabii ki işte o şu andaki yere gömdüklerini düşün. Ta 500 milattan önce 550'li yıllar yani. Sonrasında tabii ki Hazreti Ömer'in orduları Tarsus'a geliyor. Hı. Başlarında da Musa el-Eşari diye bir sahabe var. Hı. Bunlar sahabe ordusu yani. Maşallah. Evet. Sahabe ordusu biliyorsun Peygamber Efendimiz demiş ki benim sahabelerim işte bir tanesine diyor yıldızlar gibidir diyor. Kime tutunursanız cennete gidersiniz diyor. Başka bir şeyinde sözünde de diyor ki İsrailoğlu Beni İsrail peygamberleri gibidir diyor benim sahabelerim. Her sahabe çok muhteşem yani. Neyse Musa el-Eşari sahabe işte 13 kat böyle altta 13 metre aşağıda bir mezar buluyorlar. Kimin olduğunu bilmiyorlar. Sikkelere falan bakıyorlar. Bir sikke yok, yüzük buluyorlar pardon. Ama kabri açıyorlar. Hı. Kabri açıyorlar. Kim olduğunu bilemiyorlar. Burnunu ölçüyorlar. Tam bir karış burnu varmış. Yüzü çok geniş. Boylu poslu bir insan. İşte Dalyan peygamber bilmiyorlar, tanımıyorlar. Bir tane yüzük var ama. Yüzükte de ortada bir tane adam var. Sağında solunda iki tane aslan figürü. Bunu gördüğün zaman yüzük nerede görürsen gör Dalyan peygamberin işaretiymiş bu yüzük. Hı. Birkaç yerde de varmış bu yüzükler. Onu anlattı. Sonrasında yüzüğü alıyorlar Medine'ye gönderiyorlar Hazreti Ömer'e. Hı. Musa ile işaret. Bir nameyle gönderiyor. Efendim diyor böyle böyle geldik diyor Tarsus'tayız. Böyle böyle bir mezar bulduk. Kabirle karşılaştık. İşte kabri tarif ediyor, şahsı tarif ediyor. Hani kim ola ki diye. Bir de yüzük gönderdik diyor. Yüzüğü de işte hani bir incelerseniz kim olduğu ile ilgili biliyorsanız bilen birisi varsa hani peygamberden ders alan da bir sürü insan var. Hazreti Ömer tabii ki bilmiyor. Soruyor, soruşturuyor. İlmin kapısı Hazreti Ali'ye soruyor. Hazreti Ali diyor ki ben Peygamber Efendimiz'den diyor öğrendim bildiğim kadarıyla diyor bana söyledi. Bu yüzük diyor Dalyan peygambere ait diyor. Dalyan peygamberi de Yahudiler diyor çok sever çok değer verir diyor. Onu oradan kaçırabilirler diyor. Tavsiyemiz öyle bir mezarı kapatsınlar öyle bir saklasınlar ki Ben İsrail Yahudiler Museviler bulamasınlar diyor. Kaçırabilirler diyor yani. Aynen öyle yapıyorlar. Güzel bir kabir şeyi, sandukası vesairesi hazırlıyorlar. Ve üstünden de Tarsus çayı geçiyor. Kemerler bulunmuş. Hı. Su kemerleri. O Tarsus çayı onun üstünden geçtiği için bulamamışlar şimdiye kadar. İşte Tarsus Belediye Başkanı da diyor ki iyilik yapalım diyor. Camilere böyle tuvalet muvalet falan filan yapalım diyor. Tuvalet yapıyor ama rüyasında da işte Dalyan peygamberi rüyasında görüyor belediye başkanı. Diyor ki
ya diyor beni bu pis sularla diyor kanalizasyon falan filan diyor beni çok diyor eziyet ediyorsunuz gibilerinden böyle uyarı yapıyor. O belediye başkanı da hemen gidiyor. Abdurrezzak Hoca varmış. Tarsus müftüsüymüş. Evet. Ona söylüyor. O da zaten uyarmış. Tuvalet yapmayalım. Buralarda çok değerli insanlar yatıyor. Makamları var. Sorun olabilir derken anlaşıyorlar, uzlaşıyorlar ve diyor ki tamam diyor. Hemen tuvaletleri kapatıyorlar. Sonra da diyor ki aşağıya da kazalım. Bir sorun varsa temizleyelim, düzeltelim manasında. Aşağı kadar iniyorlar 13 metre. Bir sandukaya rast geliyorlar. Evet. Sandukaya da sandukada da sikke buluyorlar. Sikke de Hazreti Ömer'in zamanındaki sikkeler. Sandukayı yani demir dökmüşler. Mühürlemişler yani açılmasın hesabı. Su kemerlerinin altı işte. Tarsus çayının altı. Daha da derinde yani. Tabii Tarsus çayının altında koymuşlar zaten. Musa ile Eşari sahabe efendimiz. Hazreti Ömer'in emriyle yapıyor bunu. Ondan sonrasında da ya kazalım da içinde kim var kim yok hani bilelim hesabı derken balyozlarla iki tane işçi aşağı indiriyorlar. Oradan numune alalım müze yetkilileri diyor. Oradan böyle yetkililer oradan numune almak için balyozlarla açacaklar ya sandukayı. Bir tane vuruyorlar tak işçi bayılıyor. Öteki işçi vuruyor o da bayılıyor. Ayıltıyorlar. Sonra bir daha müdahale edelim. Hani bir daha yapalım. Ne oluyor? Hani bazıları da mesela gazdan mı bayıldı hesabı gibi. Belki bir daha deneme yapıyorlar. Bu sefer de bir daha deniyorlar ki yok. Vurduğu zaman bayılıyorlar. Diyorlar ki ruhsat yok, izin yok diyorlar. Oraya girmekten vazgeçiyorlar. Etrafını tertemiz yaptıktan sonra bilgileri işte bazı böyle hocalarla, tarihçilerle paylaşıyorlar. Onlar da video yapıyorlar. Öğrendiklerimizi de işte biz size öyle aktarmış olalım.